Arkadaşlar, hepinize Kaz Dağları'ndan merhabalar. Şimdi tarlamızın bir kısmına da soğan ve sarımsak ekecektik. Bildiğiniz gibi. Şimdi güneş öbür tarafta diye güneşi arkama aldım. Daha doğrusu karşıma aldım. Öyle diyelim, kameranın arkasına aldım. Kendimin de karşına almış oluyorum. Soğanımızı ve sarımsaklarımızı seçtik. Tohumluklarımızı. Bir Karacabey soğanı, Karacabey kırmızısı seçtik. Bir de normal bizim sofralık soğanımızı seçtik. Bu da Tokat yöresinde çok yetiştirilen, Amasya yöresinde yetiştirilen, buralarda da ara ara yetiştirilen bir soğan cinsi. Bunları şöyle bir göstereyim kameraya. İlaveten de iki tipte sarımsak seçtik. Bunun birisi buranın yerli sarımsağı, diğeri de yabancı ama yıllardır burada yetiştirilen sarımsak. Menşei Fransa olduğunu söylüyorlar. Farkı şu, buranın yerli sarımsağını siz turşu yaptığınız zaman, biraz küçük olur ama turşu yaptığınız zaman hiçbir zaman yeşillenmez. Ve tadı hafif acı olur. Artı biraz daha küçük olur. Tazeyken yemeğe daha iyi gelir. Soyulması biraz daha zordur. Ama öbürünün de şöyle bir iyiliği var. Bakın nasıl görün, şöyle çimleniyor neredeyse. Elimize daha çimlenecek. Biz hemen bunu ekeceğiz, toprakla buluşturacağız. O da zaten söylüyor, bir an evvel beni toprakla buluşturun diye. Bunu İtalyanın seçimimizdeki sebebi şu, zaten yıllardır burada yetiştirildiği için artık buralı olmuş. Yani şöyle düşünün, bir ineğinizi getirdiniz Almanya'dan, Amerika'dan ithal ettiniz. Yıllardır da burada size buzağı verdi. Ve o buzağlar artık yerli. Bu da onun gibi. Bizim kendi normal bozırkımız var, Doğu Anadolu kırmızısımız var. Bir sürü, ben de hayvancılığa meraklı olduğum için o hayvanların verimi aynı şunun gibi düşünün. Çok küçük ve fazla verimsiz ama ithal ettiğin hayvanın, alaca hayvanın menşei de zaten Almanya ve Hollanda. Simmental, Montafon ve alaca hayvanların. Onlar da yerli değil ama yıllardır burada yetiştirildiği için artık onlar da buralı olmuşlar. Dolayısıyla bizim bu sarımsağımız artık yerli. Çünkü yıllardır bu bölgede yetiştiriliyor. Başka bölgelerde var mı bilmiyorum ama burada hep pazarlarda görüyorum. Ablalarımız, abilerimiz kendi bahçesine de gittim, gördüm çoğu kere. Kendi bahçelerini yetiştiriyorlar. Her sene de ekip ekip yeniden burada bu bölgeye, buranın iklimine uyum sağlamış yetiştirip satıyorlar. Ben de sofrada kullandım. Gayet de güzel. Ama turşusu işte sıkıntı. Turşusunda da çok asitlenme yaptığı için yeşeriyor hemen. Onun için yemede sıkıntı yok ama göz zevkinizi bozacağı için ben bizim yerli sarımsağımızı öneriyorum turşu yapmada. Şimdi hemen yatak hazırlığına başlayalım ve sarımsaklarımızı toprakla buluşturalım. Evet, tarlamızın şimdi azıcık kısmını ekeceğimiz için sadece bu arayı yapacağız. Şimdi sıra geldi hayvan gübresini koymaya. Kemal amca bize hayvan gübresi vermişti, biliyorsunuz, tanıyorsunuz kendisini. Çünkü o şehirden değil, köyden de uzak yaşayan bir amcamız. Onun videosunu da hemen şuradan, linkten izleyebilirsiniz. Çünkü o da çok doğal ve natürel yaşıyor. Şimdi hemen hayvan gübresini koyalım. Ondan sonra da devam edelim. Şimdi tohum yatağını hazırlarken önce bir hayvan gübresini dağıtalım. Ondan sonra yatağı hızlı bir şekilde de yatağımızı hazırlayalım. İki çuval hayvan gübresi getirdim ben ama bir kısım önceden şöyle birazcık serdim. Ağırlık yapmasın diye. Eğer yetmese bir üçüncüsü daha var ama yetecek gibi görünüyor. Bakalım hızlı bir şekilde tohum yatağını hazırlayıp tohumlarımızı toprakla buluşturalım. Sarımsaklarımız, soğanlarımız toprakla buluşsun.
yetmeyecek gibi gözüküyor. Az bir şey daha şu bölgeye alacağım. Sonra da tırmıkla dağıtacağız her tarafını. Evet, tamamen yetti. Şöyle bir tırmıkla üzerinden geçelim. Hem kalın kesikler kenara atılsın. Evet, tırmıktan sonra bir yakından göstereyim şöyle bir. Gördüğünüz gibi un ufak oldu neredeyse. Tabii ekeceğiniz ürüne göre bu değişir. Küçük küçük kesekler var ama bunlar zayi etmez. Çünkü her birisi yumurtadan daha küçük şu anda. Arkadaşlar şimdi burada tohumu çok derine gömmüyoruz. Şöyle 3 santim kadar yetiyor. 2 parmak gibi. Ona göre siz de bahçenizi düzenlersiniz. Şimdi ben iki çizi hazırladım. Hemen iki çiziye bunları koyacağım. Ondan sonra yakın çekim yapacağım arkadaşlar. Tohumlarımız şöyle dik olacak arkadaşlar. Zaten üzerini hemen kapattık mıydı yetiyor. Can suyunu da verdiğimizde hava almayacak derecede kapanır zaten. Ve tohumlarımızı şöyle büyük seçiyoruz arkadaşlar. Büyük. Küçüklerden değil. Ben birkaç tane burada küçük göstereyim size. Az önce görmüştüm bir tane. Yani ondan çok bir beklentiniz olmasın. Yeşilken yemeği olabilir. Bir saniye bakayım. Şurada bir yerdeydi galiba. Evet, şöyle küçükleri olmayacak. Böyle büyükler olacak. Aradaki farkı görüyor musunuz? Ya böyle de durmayacak. Bunu ben gözden kaçırmışım. Hemen bunu şöyle dik koyalım. Vurduğumuz zaman şuradan çapayı iki tarafa da hemen kapanacak. Ha, bu da öyle durmuş. Bunu da hemen düzeltelim. İlk yataklarımız hazır. Şöyle vuruyoruz. İki tarafa da kendiliğinden düşüyor. Şöyle yapıyoruz. Bitti. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir gözü de kontrol edelim. Çıkan tohum var mı? Bize de kalmış tohum var mı? Bir tane burada var. Onu hemen şöyle gömebiliriz. Bir tane de boşta tohumumuz var. Onu da böyle gömebiliriz. Şimdi şu iki çiziyi ekmiştik. Bak şurayı. Şurayı ektik. Burada iki çizi daha. Buranın o ithal ama yerleşmiş sarımsağından diktik. Şimdi şu iki çizi ondan. Şimdi şu diğer iki çizi de onlara da yerliği dikeceğim. Ondan sonra geri kalan kısmına da soğan inşallah. Arkadaşlar aslına bakarsanız bu çizileri tek tek açıp içine tohumları koyup
Ondan sonra diğer çiziyi açarken otomatikman kapanıyor. Bunu köylüler çok güzel yapıyor ama ben yapamadım. Yapamadığım için de böyle daha doğru olduğunu, daha doğrusu böyle kendimce daha rahat edeceğimi düşündüm. Benimkinde de biraz tohumlar ara ara çıkıyor dışarıya ama o tırmık çekerken onları tekrar geri toprakla buluşturuyorum. Toprağa geri gömüyorum. Gayet de sağlıklı bir şey olacak. Baharda hep birlikte göreceğiz inşallah. Soğanlarımızı koyduk. Yataklarını da hazırladık. Haydi şimdi soğanlarımızı ekelim. Bu ters olmuş. Bunu düzeltelim. Bu ters olmuş. Bunu da düzeltelim. Evet, soğanlarımız kapanmaya hazır. Evet, soğanlarımız da bitti. Tohumlarımız da tam yetti. Şimdi hemen üstünü kapatalım ve can suyunu verelim. Şimdi arkadaşlar can suyunu hemen verdim. Geri kalanını da hemen vereceğim. Şimdi can suyunu verirken şimdilik taşıma suyuyla verdim ama daha sonra kaynak suyumuz var. İnşallah yaza orada temizlenecek ve komple kaynak suyu gelecek. Ve kaynak suyuyla sulayacağım inşallah bahardan hemen sonra yaza girdiğimizde. Zaten çok su da istemez. İki defa sulasan yetiyor sarımsak ve soğanı. Şimdi az önce fark ettim, çok yüksekten döktük müydü alttaki tohum hemen geri çıkıyor. Çünkü çok derine inmiyorsun, en fazla 2 parmak 3 parmak yani. Onun için biraz daha alçaktan dökmek lazım. Ben hemen diğerlerini sulayayım. Evet, sonunda bitti arkadaşlar. Azıcık bir yer yaptık ama çok emek verdik. Yani şehirden de kırsala gelince böyle bizim için zor oluyor. Köylü için kolay ama bizim için zor oluyor. Can suyunu da verdik. Şimdi bir üzerine şöyle bir bakalım. İnşallah çimlendiği zaman tekrar bir daha bir video yaparız. Kısmetse yazında bu yan taraflar domates olacak, biber olacak, patlıcan olacak ve şu üst kısımda da lavantamız olacak. Arkadaşlar, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Zaten buraya kadar seyretmişsiniz. Sizin de içinizde mutlaka bir doğal yaşam tutkusu vardır. Onun için videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayın. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, biz böyle bir eğlence videosu çekmiyoruz. Ülkemizin ve memleketimizin ve insanların gıda güvenliği adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu konuda sizin de bir felsefeniz varsa mutlaka dostlarınıza paylaşın. Çünkü bu bir felsefe işi. İnsanlar için faydalı bir şey yapıyoruz. Destekleriniz için teşekkür ederim.